Evet, kayyum gündemi geçtiğimiz haftadan beridir devam eden konulardan bir tanesi. Destek ziyaretleri geliyor özellikle belediye başkanlarına, görevden alınan belediye başkanlarına. Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleşti. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından. Burada Adnan Selçuk Mızraklı'yla görüştü kendisi. Kendisi şu anda telefon hattımızda. Ona soracağız ne düşünüyor bu uygulamalarla ilgili diye. Fatih Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Siz de bugün bir ziyaret gerçekleştirdiniz. Böyle bir Evet. ziyareti neden gerekli olduğunu düşündünüz? Neden özellikle Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşüp orada eyleme katıldınız? Buyurun. Evet, yani belki Van, Mardin ve Diyarbakır meselesi politik ya da siyasal bir şekliyle bakılabilir ama esas olarak bizim dikkat çekmek istediğimiz şey o da ki Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin Türkiye kamuoyunda, Türkiye'de, Türkiye halklarının demokrasiye ve demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olarak görüyoruz. Sadece politika, siyaset olarak bakmamak lazım. Yani bu halklar, insanlar vicdanen bir bölgede halkın kendi seçtikleri, irade olarak gördükleri ve onların da kendi şehrine hizmet etmek istedikleri bir anlayışı görevden alınmasına karşı bizler, halklar ve bizim gibi sosyalistler, aydınlar, vicdanlar aslında bir adalet ve vicdan nöbetinde bir katkıydı, bir dayanışmaydı. Belki bir gün olarak fiziksel olarak bir gün olarak görülüyor olabilir ama esasen biz 9 gün boyunca vicdanımız yüreğimiz oradaydı. Herkesin bir vicdanı orada. Çünkü kadınlar oradaydı. İşte Emine Bulut nezdinde bütün kadınlar oradaydı. Gerçekten Kaz Dağları ve Hasan Keyif'in üzerinde bütün çevre, doğa, yerel oradaydı. Meseleleri böyle biraz bakmak lazım. Yani orada olmamızın temel sebebi ideoloji politik bir durum olarak, tek olarak bu şekilde yansıyamaz. Biz evet o da vardı ama aynı zamanda vicdan vardı, yaşam vardı. Ve bu anlamda da orada olmamızın temel sebebi bunlar. Evet. Peki burayı ziyaret ettiniz. Gözlemleriniz neler? Diyarbakır'la alakalı, oradaki halkla alakalı neler söylemek istersiniz? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yani o sokaklarda gezdiğimizde, işte esnafla diyalog kurduğumuzda ya da bir kahvede çay içtiğimizde, sokakta geçen insanlar bizi gördüğünde gözlerinin içindeki o destek, sempatisi, ekmesiyle birlikte Türkiye'nin farklı alanlarda gelen insanların onlara destek vermesi, yine kendi iradeleri olarak gördük insanların almasından kaynaklı da Türkiye'nin farklı yerine, çünkü bugün sadece biz yoktuk orada. Dersim Dernek Federasyonu vardı, bizim üyelerimiz vardı. Sosyalist Meclis Federasyonu vardı. İşte Emek Cephesi vardı, DİSK Başkanı vardı, Türk Tabipler Birliği vardı, KESK vardı, SES vardı. Yani birçok Emek Cephesi birlikte denk de düştü. Aslında Türkiye oradaydı, Türkiye'nin vicdanı oradaydı, Türk halkları temsilci oradaydı. Ve halkın o sahiplerine gerçekten de önemsediğini gördük. Kat çok ilginç bir şey söyleyeyim. Diyarbakır sokaklarında bu meseleyi evet biz bütün insanlar sahip. Kadınların sahiplenmesi daha diri, daha canlı görmüyorlar, gördük. Bu çok değerli bir şey. Eğer kadınlar dezavantajlı ya da yoksa bir hareketlilik içerisinde ise aslında bir haksızlık olduğunu görüyorum. Bir sıkıntı olduğunu, sorun olduğunu görüyorsunuz. Çok beni etkilenmiş. Evet. Peki şunu soracağım Fatih Bey son olarak. Adnan Selçuk Mızraklı ile de görüştünüz. Örneğin onunla neler konuştunuz, neler söylediniz özellikle kendisi neler söyledi, herhangi bir talepte bulundu mu belediye başkanı olarak? Neler söylemek istersiniz? Evet, ya Adnan Başkan narin, nazik, gerçekten de vicdanlı bir insan. Yani hem karşılanması gerek, o da tabii bütün milletvekillerle beraber ya da STK'larla beraber. Adnan Başkan da hakikaten narin bir insan. Yani birincisi, bir yanımız var, ikimiz sağlıkçıyız. Yani sağlık sektöründe halka hizmet eden insanlarız. İkincisi, o nezaket, o zarif yanı aslında beden diliyle beraber o şeyle onu hissediyorsunuz. Üçüncüsü de evet sonuçta halkın seçtiği,
halka hizmet için gelen bir arkadaşımız, bir alimdi. Burada çıkıp bu şekliyle görevlenmesi, evet, değerli benim için ve iyi. Hala ülkede demokrasi umudunu taşıyor. O umuttan hiç kopmamış. Bugün çok derbe Adnan Başkan'ı adı olarak o zaman gerçekten de daha dinç, daha diri. Televizyonlarda ya şurada burada gördüğü gibi değil, daha dinç olduğunu gördüm. Evet, peki çok çok teşekkürler. Sizi duymakta biraz zorlandık ama galiba yoldasınız değil mi? Bunu böyle evet, konuşmuştuk. Evet, yoldayım biraz aslında. Yoldayım ondandır. Evet, arada sesiniz kesildi ama sağ olun. Anlaşıldı. Önemli saygılar, noktalar özellikle. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'yla konuştuk. Bugünkü ziyaretini değerlendirdi kendisi. Şimdi yine röportajlarımızdan bir tanesiyle devam edeceğiz. Az önceki konu erken seçim olmalı mı diye sokağa sorduk. Oradan bir cevabı izleyeceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.